artık! Gidin! Ne oluyorsun be? Ben hırsımı alamadım! Yür hadi eve gidiyoruz! Ben gelmiyorum! Neden? Canım kavga etmek istiyor! Uğruna kavgalar verilen güzelliğiyle lakabına filmler yapılan, evli olmadığı için devlet tarafından evlatlık çocuk edinmesine izin verilmeyen, Yeşilçam'ın en büyük gizli aşkını yaşayan bir kadının hikayesi bu. Hanımefendiliği, duru güzelliği ve muhteşem sesiyle Türkiye'nin en büyük yıldızlarından biri olan Emel Sayın'ın hayat hikayesi sizlerle. 7'den 70'e herkesin birbirine yakıştırdığı Tarık Akan'la neden evlenmedi? Elinden tutup yıldız yaptığı Ajda Pekkan'la neden kavgalılar? Hepsini videomuzun içinde bulacaksınız. Yeşilçam'da oynadığı sayılı filmlerle unutulmaz isimler arasına giren Emel Sayın'ın müzik kariyerinde unutmadığı anlar ve dahası sizlerle. Emel Sayın 20 Kasım 1945 tarihinde Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde doğmuştur. 1926'da Türkiye'ye gelen muhacir bir aile olan Suat ve Ahmet Sayın'ın 4 kız çocuklarından en büyüğüdür. Şenel, Fatoş ve Hülya adlarında kız kardeşleri vardır. Annesi ve babası Toprak Mahsulleri ofisinde çalışıyorlardı. Emel Sayın ilkokula anneannesinin yanında Kayseri Cumhuriyet İlkokulu'nda başlamıştır. Okuldaki şarkı yarışmalarında hep birinci olur. Ortaokulu ailesinin yanında Konya'da okur. Sonra İstanbul Üsküdar'a taşınırlar. 13 yaşındayken Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya başlar. Sonraki yıllarda Münir Nurettin Selçuk'tan da dersler aldı ve yeteneğiyle dikkat çekmeye başladı. Edirne Uzunköprü Gazi Turhan Bey Ortaokulu ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitimini Edirne'de tamamladıktan sonra 3 yıl boyunca İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Münir Nurettin Selçuk'un da hocalığını yapmış olan Alice Rosenal'dan şan dersleri aldı. Bu arada Hürriyet Haber Ajansı'nın açtığı yarışmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eser okuyarak Ses Kraliçesi seçildi. Henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Gönül Yazar'ın ilk eşi Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı. Boş kalsa da kucağım, sözümü tutacağım, adını anmayacağım. İlk kez 17 yaşında sahneye çıkmaya başlayan Sayın, 1963 yılında Ankara Radyosu'nun sınavını kazanarak buradaki 7 yıllık hizmetine baş kazanan sanatçı olarak devam etti. Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul'a taşındı ve İstanbul Radyosu'na geçti. Lalezar Gazinosu'nda az solist olarak sahne almaya başladı. İstanbul'a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine giren Emel Sayın, pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. 1970 yılında Şampiyon ve Eyvah filmlerinden sonra 1971 yılında aynı zamanda dillere pelesenk olan şarkılarından birinin adı olan Feride filmiyle Yeşilçam'a müthiş bir başlangıç yaptı. Metin Erksan yönetmenliğindeki filmde Engin Çağlar'la başrolü paylaştı. Kadınların peşinden koşan yakışıklı ve çapkın doktor Kemal, babasının hastalık numarasıyla çağırması üzerine memleketine gelir. Adamın amacı Kemal'in düzensiz hayatına bir son verip ona evlendirmektir. Renkli şehir hayatına alışmış genç doktor, babasını kırmayıp kendisi için münasip gördüğü Feride ile evlenmek zorunda kalır. Ancak bu kasabalı kızı hor görerek sevgilisi Firuzan ve arkadaşlarıyla birlikte çılgın yaşantısına kaldığı yerden devam eder. Ta ki Feride değişip güzel ve şehirli bir kadın olana kadar. Bu ne büyük değişiklik. Hayret doğrusu. Hoş bulduk hayatım. Bugün sen de çok güzelsin. Oo, gözlerime inanamıyorum. Ne oldu sana böyle? Şu kızların güzelliğine bak. Ne var bunda hayret edici? Biraz giyinelim dedik. Feride filminden sonra Feryat, Yalancı Yârim ve nihayet Yeşilçam klasiklerine giren Bir Arzu film yapımı olan Mavi Boncuk'ta ona en çok yakışan Jön'le, Tarık Akan'la kamera karşısına geçer güzel yıldız. Sağ ol Süleyman. Kanuni Süleyman. Mıstık, sağ ol. Sen de sağ ol Kaymakam Cafer. Yakışıklıya teşekkür yok mu? Tabii. Teşekkür ederim. Yakışıklı. Yıllara meydan okuyan hüzünlü bir aşk hikayesini de içinde gizleyen yıllar da bu yıllardır. Birisi dönemin salon filmlerinin yıldızıydı. Diğeri geleneksel musikimizin sarı bülbülüydü. Erkek ne kadar kitum, ne kadar içine kapanıksa kadın o nispette ters yapıdaydı. Olabildiğine sosyal, ışıklı dünyaların vazgeçilmez parçası, hemcinslerinin en güzeli, en çekicisiydi. Ama kader onları buluşturmayı başardı. Bu defa da kadın erkeğe benzedi.
Kitum gözlerden uzak ama kısa süreli de olsa alabildiğine mutlu. Tarık Akan, Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışma sayesinde Yeşilçam'ın kapılarını açtı. Dönemin kadın starlarının hemen hemen hepsiyle filmler çekti. Türkiye'nin özellikle de genç kızların sevgilisi oldu. Tıpkı Göksel Arsoy gibi perdede görünmesi yetiyordu. Sinema salonları tıka basa doluyor, resimleri genç kızların odalarını süslüyordu. Gazetelerin, dergilerin, magazin sayfalarını dolduruyordu. Filmlerinden, sevdiklerinden, hobilerinden söz ediyordu. Ama özel hayatından tek satır yoktu. Tarık Akan özel yaşamına her zaman bir muhafazakar gibi özen gösterdi, dikkat etti ve koz vermemeye çalıştı. Aslına bakılırsa az konuşmayı sever, siyasi düşüncelerini açıklardı. Uzun tartışmalara girmez, sözün özüyle noktayı koyardı. Sol sosyalist kimliğini ön plana çıkarmadı. Yılmaz Güney, Ruhi Su, Metin Erksan, Halit Refik gibi sosyalist sanatçı diye anılmadı. Sıkı solcu olduğu günlerde de özel yaşamındaki gizem sürdü. Gazetecileri yanına sokmadı. İçine kapanıklığı hayatının her evresinde sürdü. Eşiyle çekilen fotoğrafları çok azdır. Eşinin nerede gördüğü, nasıl aşık olduğu, nikahı nerede kıyıldı hiç kimse bilmiyordu. Üç çocuğunun doğumu, büyümesi, eşinden ayrılışı bile çok sonradan duyuldu. Emel Sayın Tarık Akan'la 3 filmde oynadı. Feryat 1972'de, Yalancı Yarim 1974'te ve Mavi Boncuk 1975'te çekildi ve hasılat rekorları kırdı. Az kalsın unutuyordum. Sende kalsın. Hayır. Karşılık beklediğim için oynamadım bu nişanlılık oyununu. Bu böyle güzel. Bozmayalım bunu. Peki. İnan hiç unutmayacağım seni. Emel Sayın 1973'te bence hayatımın en doğru seçimiydi dediği ilk eşi maden mühendisi İsmet Kasapoğlu'ndan ayrıldı. Akan Sayın ilişkisi de bu arada başladı. Sayın yeni ilişkisi için İsmet'ten sonra aşık olduğum ikinci erkek Tarık'tı diyecekti. Ama şimdi o aşktan geriye hiçbir şey kalmadığı için çok üzülüyorum diye hayıflanacaktı. Tarık Akan'ın Emel Sayın'a duyduğu aşk hayatının gerçek anlamdaki ilk aşkıydı. Ama Tarık Akan Emel Sayın çifti ilişkilerini 4 yıl boyunca gizli tutmayı, üzerindeki örtüyü kaldırmamayı başardı. Sır Emel Sayın'ın ağzından kaçırmasıyla öğrenildi ve manşetlere oturdu. Tarık Akan sırrının öğrenilmesinden rahatsız oldu. Emel Sayın'a haber yolladı. Hayatımda çok sevdiğim bir kadın var. Bana değil ona saygı göster ve lütfen geçmişi kapat. Tarık Akan bir defasında kriterlerini biraz yumuşatacak ve Sayın'la olan aşkını anlatacaktı. Hep aşık delikanlıyı oynamıştım ama aşkı yaşamamıştım. Sonunda sırılsıklama aşık oldum. Önce aramızdaki elektriğe engel olmaya çalıştık. Hele o çok direndi. Ancak aşka set çekilmiyor. Tam 4 sene sürdü. Emel Sayın da Tarık Akan'ı doğruladı ve ondan sonra hiç aşk yaşamadım dedi. Türk halkının birbirine en çok yakıştırdığı, sadece yan yana durmaları bile insanları mutlu eden bu çiftin mutlulukları kapalı kapılar ardında sadece 4 yıl sürdü. Ama bizlerin yakıştırmaları ölümsüz bir aşk yaşattı onlara. Tarık Akan hayatını kaybedince de Emel Sayın büyük aşkına vedayı bir konser sırasında dinleyicileriyle birlikte şarkılar göndererek yaptı. Seyircilerden gelen Mavi Boncuk isteği karşısında duygulanan ünlü sanatçı, yaşamını yitiren ünlü aktör Tarık Akan'ı da sahnede andı. Tarık Akan'la 3 filmde başrolü paylaşan Emel Sayın, "Tarık Akan'ı sevenler alkışlarıyla sevgilerini gönderirler mi? Biliyorum ne kadar çok sevdiğinizi, biliyorum." dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Sayın, "Kıymetli bir dostumu kaybettim. İtiraf edeyim, bugün huzurunuza gelmek, sahneye çıkmak biraz zor oldu. Çok üzgünüm. Çok sevgili arkadaşımı, dostumu, kıymetli bir insanı kaybettim. Hepimiz için öyle. Hepimizin başı sağ olsun. Sahneye çıkmak benim için biraz zor oldu. Nedenini biliyorsunuz. Çok üzgünüm. Çok sevgili arkadaşımı, dostumu, çok kıymetli bir insanı kaybettim. Hepimiz için öyle. Hepimizin başı sağ olsun." Filmlere ismini veren bu 3 şarkıyı da seslendirdi. Sayın, "Bu şarkıları Tarık'ın aziz ruhuna hediye edelim. Onu böyle analım bu gece." dedi. Feryat ilk filmdi. Yalancı Yarim ikinci filmdi. Mavi Boncuk üçüncü filmdi. Ben diyorum ki bu şarkıların üçünü de söyleyelim. Onun aziz ruhuna hediye edelim, olur mu hep birlikte? Emel Sayın hayatını kaybeden eski sevgilisinin ölümünden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Güle güle sevgili Tarık" dedi. 20 Haziran 1979 tarihinde Selçuk Aslan'la evlenmiş, Eylül 1981 tarihinde boşanmışlardı.
4 Haziran 1986 tarihinde David Johannes'le evlenen sanatçı bu evliliğini de 1999 yılında sonlandırmıştır. Bir döneme damgasını vuran magazin olayı da Ajda Pekkan'la yaşadığı büyüklük düellosuydu. En çok para kazanan sanatçı olma iddiasında bulunan iki büyük yıldız uzunca bir süre magazin sayfalarını atışmalarıyla doldurdu. Ajda Pekkan'ı sahneye çıkaran ilk kişi olduğunu, elinden tuttuğunu bir röportajında belirten Emel Sayın, İzmir fuarında birbirine adeta soğuk savaşı ilan etti. 80'li yılların bu polemiği Ajda Pekkan'ın "Ben Emel Sayın'dan daha büyüğüm, kazandığım para ortada" demesi üzerine Emel Sayın "O onun hüsnü kuruntusu, Ajda ancak benim altımda çalışabilir. Çünkü Türk müziği söyleyemeyen asla az solist olamaz. Ajda da Türk müziği söylemediğine göre hiçbir zaman benim üstümde olamaz" şeklinde karşılık vermiş ve ortalığı alevlendirmişti. Emel Sayın'a 1998 yılında Türkiye hükümeti tarafından devlet sanatçısı unvanı verilmiştir. 2001 yılında Mehmet Ali Erbil'le Aşkım Aşkım, daha sonra ise Karınca Yuvası adlı dizide rol aldı. 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülü alan Emel Sayın, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle "Teklif çok ama enerjim yok" dese de sahne çalışmalarına devam ediyor. Kendisini daha uzun yıllar sahnede ışıldarken görmek dileğiyle videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.